Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bildiğiniz üzere 30 Nisan tarihine son derece büyük bir önem veriyordu piyasalar. Ben de sizlere bu tarihin önemine sürekli olarak vurgu yapmaya çalışmıştım. Evet sevgili dostlar, Merkez Bankası bugün enflasyon raporunu açıklayacaktı. Saat 10.30 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetin Kaya ekranlar karşısına geçti ve enflasyon konusundaki açıklamalarını sıraladı. Enflasyon hedeflerini değiştirmediklerini ve enflasyondaki iyimser beklentinin, olumlu beklentilerinin halen devam etmekte olduğunu ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimine rağmen önümüzdeki dönemlerde gıda fiyatlarında bir azalma olabileceğini, bir maliyet düşüşü olabileceğini ve bu sebeplere bağlı olarak ise enflasyondaki iyimser beklentilerinin devam etmekte olduğunu ifade etti. Tabii ki bu toplantının ana mevzusu enflasyona ilişkin olarak görüşlerden ziyade özellikle geçtiğimiz toplantısında ek sıkılaştırma ifadesinin neden çıkarılmış olması olduğu ve bu sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmış olmasının Haziran ayında faiz indirimlerinin gelip gelemeyeceği hususuna yönelik bir sinyal niteliğini mi taşıdı ve çok daha önemli olan konu ise özellikle uluslararası yatırımcıların çok önem verdikleri ve bu hususta bir iddia ortaya attıkları yönünde Merkez Bankası'nın rezervlerinin azalmakta olup olmadığı konusuydu. Değerli arkadaşlar, Sayın Çetin Kaya bu hususta yapmış olduğu açıklamalarıyla çok net bir şekilde ifade edeyim ki maalesef hiç kimseyi tatmin edemedim. Yani yuvarlak, somut verilerden uzak açıklamalarda bulundu ama bu tavrına rağmen Merkez Bankası verilerinin son derece şeffaf olduğunu, hatta en şeffaf verilere sahip merkez bankalarından birisi olduğu yönünde dahi bir yaklaşım göstermek suretiyle bizim her şeyimiz alenidir şeklinde bir ifadede bulundu. Ama maalesef piyasa bunu böyle algılamıyor. Merkez Bankası verilerindeki şeffaflığa pek de inanmıyor. Hatta bu açıklamaları yaparken dedi ki, enflasyon raporunun altında bir kutucuk bulunacak ve bu kutucuğu tıkladığınız zaman, yani raporun yayınlandığı Merkez Bankası web sitesinde bir kutucuktan bahsetti ve bu kutucuk tıklandığı zaman rezervlerimizin detayları konusunda bilgi alabileceksiniz dedi. Ancak o esnada basın mensupları kendisine soru yöneltiyordu. Bu kutucuk Merkez Bankası'nın web sitesinde görülemediği için bu kutucuğun içerisinde ve rezervler konusunda hangi detayların olduğu görülemediğinden dolayı Sayın Çetin Kaya'ya herhangi bir soru da yöneltilemedi bu kutucuğun içeriği hakkında veya oradaki açıklamalar hususunda. Yani sevgili arkadaşlar biraz kurnazca hazırlanmış olan bir sunumdu ve bu sunum ardından çıkarabileceğimiz sonuçlar şöyle ki enflasyon tahminlerinin değişmediği söyleniyor. Sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmış olmasının piyasalarla mücadele anlamında Merkez Bankası'nın elindeki olanakları kullanmayacağı anlamına gelmediğini, gerektiğinde her türlü aracı ve imkanı kullanmaktan imtina etmeyeceğini ifade etti. Ama 9,5 milyar dolar açığın detayları hususunda herhangi net bir izahatta bulunamadı. Net rezerv, brüt rezerv konusuyla ilgili olarak sadece ve sadece brüt rezerv konusunun şu anda dünya piyasalarında da yaygın olarak uygulanmakta olan bir muhasebeleştirme sistemi olduğunu ifade etti. Net rezerv konusuyla ilgili olarak dünya iktisadi sisteminde herhangi net bir tanımın olmadığını ifade etmek suretiyle bu konu yoruma muhtaçtır veya yoruma açıktır şeklinde yuvarlak ifadelerde bulundu ve dolarda dalgalı kur rejiminin devam ettiğini etmesine rağmen farklı bankalar aracılığıyla dolara müdahale edilmesinin Merkez Bankası eliyle dolarda bir takım adımların atılmasının ne ölçüde dalgalı kur rejimine uygun bir sistem olup olmadığı yönündeki sorulara ise dalgalı kur rejiminin devam etmekte olduğunu ve piyasa içerisinde anlık gelişmelere bağlı olarak piyasayı kontrol altında tutabilmek bakımından bu tür işlemlerin bir imkan veya bir araç niteliğinde olduğunu ifade etmeye çalıştım. Arkadaşlar, Sayın Çetin Kaya diyor ki ihracat reeskont kredilerinde 15 milyar dolar civarında bir artış var. Brüt rezervlerimizde herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yapılan iddialar tamamıyla yersizdir ve Merkez Bankası'nın rezerv anlamında herhangi bir sorunu yok diyor. İşte sevgili arkadaşlar, enflasyon konusunda ise
Aynen Fed'in yapmış olduğu açıklamaların bir benzerini yapmak suretiyle biz verilere bakacağız. Gelen verilerin durumuna göre elimizdeki imkanları kullanacağız. Bizim tamamıyla odaklanmış olduğumuz konu veridir diyor ve swap konusuyla ilgili olarak ise swap konusunda atılan adımlar atılırken rezervlere bakarak veya rezervlere etkisinin ne olup ne olmayacağı meselesi ilk etapta dikkate alınmıyor dedi. Sonuç olarak arkadaşlar dolar TL'deki tabloya baktığımız zaman bu açıklamalar öncesinde 9,5.9850'ler seviyesine kadar yükselmiş ki geçtiğimiz günlerde dolar TL'nin görmüş olduğu en yüksek seviyelerdi bu noktalar. Yeni bir zirve atağı oluştu ve bu açıklamaların ardından şuradan itibaren arkadaşlar saat 10.40 civarlarında Merkez Bankası Başkanımızın açıklamaya başlamasıyla birlikte hafif bir geri çekilme eğilimine tanık olduk. 5.96'lara kadar bir gerileme oldu. Ama enflasyon raporuyla ilgili açıklamalar bitip de özellikle rezervler konusu ve sıkılaştırma mevzusuyla ilgili olarak sorulara gelen yanıtlar sürecinde yani şuradaki süreçte tekrardan dolar TL'de bir yükseliş eğilimini gördük ki bu da piyasanın bu açıklamalara karşı hiçbir şekilde tatmin olmadığının bir ifadesi veya reel bir göstergesi konumunda. An itibariyle arkadaşlar 5.97'ler civarında 5.96-5.97'ler civarında hareket etmekteyiz ve bu açıklamaların yetersizliği sebebiyle dolar TL'de her an 6 seviyesine yaklaşım söz konusu olabilir gibi güçlü bir görünümün hakim olduğuna tanık oluyoruz. Zira şurada görmekte olduğunuz gibi değerli arkadaşlar sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu bir direnç noktamız bulunuyordu ve bu direnç noktamız ise şu an 6.03-60'lar seviyesine ulaşmış durumda. İlerleyen saatlerde piyasa bu açıklamalara karşı daha farklı bir algılama, daha farklı bir fiyatlama yapabilir. Bunu da dikkate almakta yarar bulunuyor. Çünkü şu an piyasa bu açıklamalara tatmin olmamıştır şeklinde bir görüntü mevcut. Dün ve evvelsi güne oranla biraz daha sakin bir seyir içerisinde olan bir dolar TL mevcuttu. Pek 5.95 üzerinde kalamayan, daha ziyade 5.94'ler civarında hareket etme eğilimi içerisinde olmasına rağmen bu açıklamalara bağlı olarak dolar TL'nin 5.96 üzerinde bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz ve bugünün pivot verileri itibariyle 5.96-70 ve 5.98-38 seviyeleri önem taşıyan seviyeler konumundaydı. Biz ikinci pivot direncimiz olan 5.98-38'i zorladık. Zira 5.98-53 seviyesi görüldü. Şayet 5.98-33 seviyesi üzerine çıkılacak olur ise bu seviye üzerinde bir 2 saatlik bir kapanış söz konusu olabilir ise bu durumda 6.603 bölgesine doğru hareketliliğin devam etme ihtimali şu anki teknik görünüm itibariyle mevcut bulunuyor. Arkadaşlar bir de önümüzdeki 2 saatlik süreci dikkate almak kaydıyla bir değerlendirme yapalım isterseniz. Grafiği 120 dakikalık konuma çeviriyorum ve 120 dakikalık konum itibariyle arkadaşlar 5.96 90.97 veya yuvarlak olarak 5.97 diyelim. 5.97 üzerine bir yerleşim olacak olur ise 5.98-40 ardından 6 diyoruz artık ve 6.01-50 seviyeleri önümüzdeki 2 saatlik süre içerisinde 5.97'nin üzerinde kalmak koşul ve şartıyla dikkat edilmesi gereken pivot direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 5.97 aşağısında kalındıkça bu seviyenin üzerine çıkılamadıkça ise 5.95-40 ve 5.94 seviyelerine doğru bir geri çekilme olasılığının teknik olarak mümkün olabileceğini ifade etmek gerekecektir. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın sunumu ve özellikle cevap bekleyen sorulara ilişkin olarak Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve piyasanın bu hususta ilk anlarda vermiş olduğu tepkiyi sizlerle paylaşabilmek adına bu kısa açıklamaları yapma ihtiyacını hissettim. İyi bir gün diliyorum. Başarılar, selamlar, saygılar.